Herkese merhaba. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum ben. Biz her yıl müşterilerimize ya da sektördeki insanlara bir şeyler anlatmak istiyoruz. Bu yılda ekip çok fazla Omnichannel projesi yapmıştı. Ben de pazarlama ekibine, ya bir Omnichannel günü yapalım, böyle ufak bir etkinlik olsun, 50-60 kişi gelse yeter dedim. Onlar tabii sponsorların da desteğiyle biraz abarttılar bu işi. Ve bugün buradayız. Bayağı iyi bir kalabalığa karşı güzel bir gün olur mu ümit ediyorum. Tabii öncelikle bu projeleri yapan Yüzüşpos ekibine bir teşekkür etmek istiyorum ben. Onların yaptığı iş sayesinde buradayız. Sonrasında bu günü alıp ufak bir etkinlikten bu boyutlara getiren pazarlama ekibine teşekkür ediyorum. Ve en son olarak da tabii bize ilk inanan Deloitte, sonra Genesis ve IBM'e de desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum ki bugün bu noktadayız. Gün boyunca bu konu üzerine konuşuyor olacağız. Gün sonunda ümit ediyorum elimizde son derece fazla yapılacaklar listesiyle ofislerimize dönüyor olacağız. Tabii cuma akşamı olduğu için çok yaşanmayacak belki bu ama en azından pazartesi sabah yapılacaklar listesine eklenecek 8-10 maddeyi buradan çıkarmanızı günün kazancı olarak görüyorum ben. Sözü Sıla'ya bırakayım, arada onu baltalıyor olacağım. Sürekli olarak günlük hayatımızda terimlerden bahsediyoruz. Yeni terimler böyle havada uçuyor. Omnichannel'lar, deneyimi şekilleştirmek olsun. Bu terimleri de öğrenip çağın gerisinde kalmamak için uygulamaya çalışıyoruz. Aslında günün sonunda bunlar bize tabii ki katkı sağlıyor müşterinin deneyimini iyileştirmemizde. Fakat bu terim peşinde koşmadan da aslında bunları uygulayabiliriz. Bugünkü konuşma birazcık bunları nasıl uygulayabiliriz, müşteri yolculuğunu çıkararak uygulayabiliriz üzerinden gidecek. Ancak ona başlamadan önce bu terimlerin de kısa birer açıklamasını yapmak istiyorum. Gitmiyor. Omnichannel kavramındaki aslında bu kanal dediğimiz şey nedir diye düşündüğümüzde kanal dediğimiz şey bir bilgiyi, bir ürünü veya bir izni bir noktadan bir noktaya taşımak için kurulan sistem diye tanımlayabiliriz. Su kanalları gelebilir aklınıza, televizyon kanalları gelebilir. Aslında birebir yaptıkları şey aynı. Bir bilgiyi, bir ürünü veya bir izni bir noktadan bir noktaya taşıyorlar. Bizim de aslında günlük hayatımızda yaptığımız şey de bu. Bir servis sağlıyorsanız ürünü bir şekilde müşterinize ulaştırmanız, taşımanız gerekiyor. Kanallardan bahsettiğimizde aslında bu kanallar aracılığıyla biz müşterilerimize bir iletişim kuruyoruz ve bu iletişimde kurmanın yöntemleri var. Bunlar tek kanal üzerinden kurabilirsiniz, çoklu kanallarınız olabilir, çapraz olabilir, bütünleşik olabilir. Bunların üstünden çok hızlı geçmek istiyorum ve bunu da aslında toplu taşımacılık üzerinden anlatmak istiyorum. Toplu taşımacılık dediğimizde aslında bakarsanız bir noktadan bir noktaya insan taşımak. O da kanallar aracılığıyla bir servis sağlıyor diyebiliriz. İlk olarak tek kanal ile başlayalım. Tek dediğimiz günümüzde çok fazla örneğini bulamayız ama eğer bir servis veya ürün sağlayıcıysanız o ürünü bir şekilde müşteriye ulaştırmanız, onunla iletişime geçmeniz, onun sizinle iletişime geçmesi gerekiyor. En azından bir kanala ihtiyaç duyuyorsunuz. 1871 yılında İstanbul'da kara üzerindeki ulaşım yalnızca Beşiktaş-Azapkapı arasındaki atlı tramvay hattıyla sağlanıyordu. Bu aslında çok basit bir tek kanal örneği. Yalnızca bir noktadan bir noktaya bir araç aracılığıyla bir ulaşım yöntemi var. 1871'de bu hatlar çoğalmaya başladı, Topkapı'ya gitmeye başladı. 1874'te İstanbulluların hayatına füniküler sistemi girdi. Elektrikli tramvay, İETT, özel otobüs, dolmuşlar derken kanallar arttı. Artık farklı noktalardan farklı noktalara gidebiliyorum, farklı araçlarla gidebiliyorum. Yani eğer sizin de müşterinizle iletişim kurduğunuz birden fazla kanal varsa, çoklu bir kanalınız var demektir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken nokta şu ki, çoklu kanalda kanallar birbiriyle kardeş değildir. Yani örnek veriyorum, bir mağazanız varsa ve aynı zamanda bir de internet siteniz varsa ve mağazadaki satış temsilcisi, ya internet bizim rakibimiz, müşterileri ona yönlendirmek istemiyorum diyorsa, yani kanallarınız birbiriyle yarışıyorsa, siz çoklu kanal statüsündesinizdir diyebiliriz. Çapraz kanal, bu aslında bu terimlerin hepsi isimden kendilerini çok net anlatıyorlar. Eğer bir noktada başlayan bir süreç başka bir noktada bitebiliyorsa, benim kanallarım birbirleriyle çapraz olarak çalışıyor diyebilirim. Yani yine taşımacılıktan bir örnek verecek olursak, yolculuğuna Şişhane'den finikilerle başlayan bir yolcu, tramvaya aktarma yapıp yolculuğunu Kabataş'ta sonlandırabiliyorsa, farklı araçlar kullandı, bir aktarma yapabildi, benim kanallarımı çapraz olarak kullanmaya başladı demek. Yani artık benim kanallarım birbiriyle kardeş ise buna çapraz kanal diyebiliyorum.
Bu arada bu sunumu hazırlarken İstanbul'un kent içi ulaşımıyla ilgili çok fazla bilgi sahibi oldum. Çok ilgili değil ama çok şaşırdığım bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Bu toplu taşıma araçların hijyenik olarak dezenfekte edilme işlemi 2007 yılında başlamış. Çok üzüldüm bunu duyduğuma. Bütünleşik kanallara dönecek olursak, aslında omnichannel dediğimiz şeyi bütünleşik olarak tanımlayabiliriz. İlk bakışta çapraz kanaldan çok bir farkı yok gibi hissedilebiliyor. Yani yine kanalların birbiriyle kardeş olarak çalışıyor. Bir kanalda başladığım işi başka bir kanalda bitirebiliyorum. Ufak bir fark var. Benim kanallarım bu sefer birbiriyle kardeşten de öte bütünleşik. Kanallarım birbirlerini diğerlerine öneriyorlar. Kanallarım aynı anda çalışabiliyorlar. Senkron bir işlem yapabiliyorlar. İşbirliği içinde çalışıyorlar. Örnek vermek gerekirse bir banka internet şubesinde bir işlem yaparken, o internet şube kanalını kullanırken ben, takıldığım bir noktada eğer banka bana kanlı canlı çalışanıyla bir canlı chat imkanı sunuyorsa aslında iki kanalı birbiriyle birlikte çalıştırmış oluyor. Veya YouTube'u hiç akıllı telefon uygulamasını, akıllı televizyon uygulamasıyla kullandınız mı bilmiyorum ama zaman zaman senkron çalışıp zaman zaman da kumanda olarak kullanmanıza izin veriyor. Bu gibi deneyimler aslında bütünleşik olarak sunulmuş deneyimler diyebiliriz özetle. Bir deneyimin de bütünleşik olabilmesi için az önce söylediğim gibi birbiriyle işbirliği yapıyor olması gerekiyor. Hani şu metroda duyduğumuz metrobüs hattına aktarma yapmak isteyen yolcularımız, Şişli Mecidiyeköy veya Gayrettepe istasyonlarında diye başlayan o anons gibi kanallar birbirlerine öneriyorlar. Ve benim kurduğum iletişimin kanallar arasında tutarlı olması gerekiyor. Ancak bu tutarlılığın da yanlış anlaşılmaması lazım. Yani tutarlılık dediğim şey tüm kanallarda her şeyi birebir aynı koymak değil, bir yandan da kanalların kendine özgü ayrıcalıklarından yararlanayım. Yani benim desktop'ta gösterdiğim internet sistemle, mobilde gösterdiğim internet sistemde küçük değişiklikler olabilir. Mobilde insanlara hızlı arama iletişimi sağlayabilirsiniz. Bu başlıkları geçtikten sonra hemen hemen aynı noktadayızdır diye düşünüyorum. Yani bu toplu taşıma üzerinden anlatınca benim kafamda daha net oturuyordu. Günümüz kendi hayatımıza dönecek olursak, Steve Krug'un şu ünlü lafı var ya, beni düşündürme kardeşim. Yani bu laf bizim son kullanıcılarımız için geçerli olduğu gibi bizler için de geçerli. Bir işe girdiğimizde o işin tanımlı olmasını istiyoruz. Bize gelen işi hemen sınıflandırıyoruz, gruplandırıyoruz. Her şirketin kendi yapısı oluyor. Her şirketin departmanlarının sorumlu olduğu noktalar oluyor. Kimi durumda da kanal sahipleri farklı kişiler oluyor. Ancak kanal sahiplerinin farklı kişiler olması müşteriye bütünleşik bir deneyim sunmamıza engel değil. Yani şöyle bir konuşma geçtiğini düşünün. Bir internet sitesinden bir ürün satın aldınız ve yoldasınız, bunun sipariş durumunu takip etmek istiyorsunuz fakat bulamadınız. Mobil sitede böyle bir özelliği bulamadınız ve çağrı merkezine çağrı açtınız. Diyorsunuz ki, mobil sitenizde bu özelliği bulamadım. Eğer kanal sahibi şöyle bir tepki veriyorsa, mobil siteden bulamaz ki, gitsin masaüstü siteden baksın kardeşim. Yani size de biraz garip geliyordur muhakkak. Bu kadar bariz örnekler olmasa da bizim körlük yaşadığımız, bazı kanallara yerleştirmediğimiz veya kullanıcının deneyimini sekteye uğrattığımız noktalar olabiliyor. Yani evet, bizim kanallarımızın kimi dijital olabilir, kimi offline olabilir, interaktif kanallarımız olabilir, kimisi statik kanallar olabilir. Ama müşterinin dünyasına gittiğimiz zaman bu arkadaş onları umursamıyor. Onun umursadığı tek bir şey var. O da ona sunduğumuz deneyim. Şimdi deneyim dediğimiz şey nedir? Şu gife bakarsanız aslında burada babası küçük bir kız çocuğuna çok güzel bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatıyor. Yani herhangi bir cihaz olmadan küçük bir bisiklet ve bir kask ve bir televizyon aracılığıyla. Çocuk hayır baba bana bir cihaz almalısın, ben bununla yaşanan deneyimi saymıyorum demiyor. Sadece yaşadığı deneyime bakıyor. Şimdi deneyime odaklanacağımız için deneyimi oluşturan parçalardan hızlıca bahsetmek istiyorum. En kolay nokta kullanıcının hissettikleri, bu çocuk şu an çok büyük ihtimalle mutlu, suratını göremiyoruz ama bir ürün tasarlıyorken sizin kullanıcının hislerini de işin içine katmanız lazım. Herhangi bir doğru ya da yanlış yoktur. Belli metotları evet uygularsınız ama siyah beyaz gibi uygulamazsınız tasarımda. Hisler en kolay bilebileceğimiz noktalar. Yani şu an size bakarak eğleniyor musunuz, sıkılıyor musunuz ben buradan görebiliyorum. İnsanların hislerini toplama yöntemleri de aynen bu şekilde görebildiğiniz gibi kolay oluyor. Zor olan kısım kullanıcıların istediklerini anlamamız gerekiyor. İstekleri gibi aynı şekilde onların düşünceleri, inandığı ve bildiği şeyleri almak da biraz zor.
Genellikle bunları almak için onlara gidiyoruz fakat onlara doğrudan sorduğumuzda bize ne istediklerini söyleyemiyorlar. Henry Ford'un çok meşhur bir lafı vardır. Bunu genellikle yanlış kullanırlar. İnsanlara ne istediklerini sorsam bana hızlı atlar istediklerini söylerlerdi. Ama ben onlara otomobil yaptım diyor. Bunu şöyle yorumlamamak lazım. İnsanlara gitmeyin, siz bilin isteklerini ve gidin tasarlayın gibi yorumlamamak lazım. Bu aslında insanlara gidin, onların hızlı at istediğini onlardan öğrenin. Ama oradaki temel motivasyonu yakalayın. Temel motivasyon ne? Bir noktadan bir noktaya hızlı bir şekilde gidebilmek. Bunu hızlı atlar yaparak değil de başka bir ürünle de sizler sağlayabilirsiniz. Kullanıcıların hatırladıkları da önemli bir nokta. Özellikle bizler ürünlerimizle iç içe olduğumuz zaman bazı noktaları, bazı bilgileri insanların da hatırlayacağını düşünüyoruz ama onlar hatırlamıyorlar. Günlük hayatlarında bambaşka işler yapıyorlar, çalışıyorlar belki öğrenciler, beyinleri zaten oldukça yükle doluyken bir de bizim onlardan hatırlamasını istediğimiz bilgileri hatırlamak zorunda değiller. Evet, bir bankaysanız ve bir giriş yaptıracaksanız belli güvenlik önlemleri olmak zorunda ama kullanıcının hatırladığı ne var? Yani bu insanlar artık TC kimlik numaralarını biliyorlar. Bari en azından kullanıcı adı olarak onu yazsınlar. Ya da en azından bir beni hatırla seçeneği olsun gibi düşünebiliriz bu maddeyi de. Son olarak da en önemlisi aslında en önemlisi deme sebebim, bir tasarımcıyı yoldan geçen herhangi bir insandan ayıran nokta bu. Diğer maddeleri anlattığınız herhangi bir kişi de zaten uygulayabilir. Kullanıcıların fark etmediklerini yakalamanız gerekiyor. Deneyim esnasında o kadar deneyime odaklıdırlar ki çevrelerindeki dünyanın farkında değillerdir. Mesela şu ana kadar nefes alıyordunuz ve ben bunu söyleyene kadar bunun farkında değildiniz. Birazcık sayacaksınız nefesinizi ve sonra unutacaksınız tekrar. Ya da bir su şişesini açarken bir yöne doğru çeviriyorsunuz ama size nasıl diye sorsam, şöyle hatırlamak için kendiniz elinizle o işlemi yapmaya çalışırsınız. Tasarımcılar olarak bize düşen sorumluluklardan biri de bu kullanıcıların fark etmedikleri noktaları da yakalamak deneyimlerde. Ve bunları da nasıl yapıyoruz aslında? Öncelikle şu an benim eğer bir ürünüm varsa şu an sunduğum deneyimi çok iyi bir şekilde biliyor olmam lazım. Bunu bilmenin yöntemlerinden biri de deneyim haritaları. Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi şu arkadaşımız merhaba ben kullanıcı diye size geldi. Ve bu kullanıcının muhakkak bir hedefi var. Yani sizi öyle hal hatır sormaya gelmedi çok büyük ihtimalle. O hedefe ulaşmak istiyor. Siz de onu merhaba ben X markası ve bunlar da benim kanallarım. Elmayı almak için istediğim birini seç diye yönlendirdiğinizde o an ulaşabildiği, o an kolayına gelen, bildiği herhangi bir kanalı seçiyor. Diyelim ki kullanıcı burada web sitesi üzerinden ilerlemeye başladı. Daha sonra web sitesinde sen bu işlemi yapamazsın, bunun için aslında çağrı merkezine gidip kayıt açman gerek gibi yönlendirdiğin zaman kullanıcıda bir memnuniyetsizlik yaratıyorsun. O başta bahsettiğim hislerini düşürüyorsun. Belki hatırlamadığı bazı bilgileri istiyorsun. Fark etmeden onun kötü bir deneyim yaşamasına sebep olabiliyorsun. Bunu anlamak için de deneyim haritalarından yararlanıyoruz biz. Nedir bu deneyim haritaları? Aslında bu örnekte gördüğünüz gibi kullanıcının hareketlerini, benim ürünümle etkileşime girdiği noktaları kanal ve zaman bazında adım adım işleyen bir harita. Görünüm gerçekten önemli değil. Aslında önemli olan şey sizin bu haritayı oluştururken geçtiğiniz süreç. Şöyle gösterecek olursak, benim tek bir kullanıcı tipim olmadığı için bu kullanıcıların benimle etkileşime girdikleri noktalarda farklılaşabiliyor. Bir kullanıcı profilim veya personam oluyor genellikle ve bu personamın bir hedefi oluyor genellikle. Bu kişinin yaptıkları aksiyonları oluyor. Bu kişinin demin konuştuğumuz gibi deneyimde olan düşünceleri oluyor. Benimle etkileşime girdiğinde yaşadığı hisler, duygular oluyor. Ve benim bildiğim ama onun bilmediği, ayırt etmediği benim kanallarım var. Bütün bunları doldurduktan sonra da aslında ben bu yaşattığım deneyime bakarak kendi çıkarımlarımı yapıyorum ve tasarıma doğru ilerliyorum. Ve her zaman da bu aslında bir düzlem üzerinde olmuyor. Bir ev kredisi alma süreciniz, ev kredisini keyif için almıyorsunuz. Çok büyük ihtimalle o sırada bir ev alıyorsunuz ve ev içinde bir sürü proje geziyorsunuz, başka yerlere bakıyorsunuz ve bu bir düzlemle değil, bir loop çerçevesinde 2 gün ila 8 hafta boyunca projeler, banka siteleri, şubeler arasında geçen bir loop ile o deneyimi tamamlamaya çalışıyorsunuz.
Yani benim bütünleşik bir deneyim sunmam gerek diye yola çıktığınızda böyle kitapları karışıp bütünleşik deneyim nasıl olur? İşte senkron olmalıdır, işbirliği içinde olmalıdır gibi maddeler görebilirsiniz. Bu maddelerin hepsini tek tek karşılamaya çalışmak yerine bir deneyim haritası çıkarıp burada sorunlu gördüğünüz noktalara çözümler ürettiğinizde aslında zaten siz dolaylı bir şekilde o deneyimi bütünleştirme yoluna gidiyor olacaksınız. Şimdi nasıl yapıldığından da kısaca bahsetmek istiyorum. Çok uzun bir şekilde bu haritaların detayına girmeyeceğim. Öncelikle işe başlamadan önce bir kollarınızı sıvadığınızda benim kullanıcı profillerim neler, kimler ve benim kanallarım neler? Bunları bir listelememiz gerekiyor. Ofisinizden yapabilirsiniz bu süreci. Ardından elinizde kullanıcı davranış ve düşüncelerine dair belli bir veri olması gerekiyor. Yani kendinizi kullanıcının yerine koyduğunuzda birçok noktayı atlıyorsunuz. Evet, insanız. Ama insan olmak yeterince empati kurmak için yeterli değil. Gidip kullanıcılarla görüşmek veya gözlem yapmak gerekiyor. Bu verileri topladıktan sonra da aslında bakarsanız bunları küçük parçalar haline bölüp küçük kağıtlara da yazabilirsiniz, online da çalışabilirsiniz. Kendi aralarında grupluyoruz. Gruplayıp bu yaptığımız gruplamalara da belli başlıklar veriyoruz. Genellikle bu başlıklar o demin gösterdiğim zaman çizelgesinde ki adımlar olarak belirlenir. Yani bir e-ticaretten bahsediyorsak, ihtiyacın oluşması, alternatiflerin değerlendirilmesi, satın alma, teslimat gibi birbirini takip eden adımları genellikle bu başlıklar yapmayı tercih ediyoruz. Ardından da benim yatayda bu başlıklarım ve zaman çizelgem ve dikeyde de kanallarım olmak üzere kullanıcı hareketleri ve davranışları haritaya yerleştiriyorum. Bu yerleştirmeyi yaptıktan sonra da artık fikir geliştirip süreçteki hatalı bulduğum noktaları geliştirmeye başlıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Şu örneği göstereyim hemen. Burada gördüğünüz gibi, bakalım point edebilecek miyim? Şu alana benim başlıklarım geliyor, o söylediğim. Şu alanda kanallarım olabilir. Kullanıcının geçtiği adımları ve buralardaki etkileşim noktalarını, beklentilerini yerleştirdikten sonra, yani şu çizgiye kadar ben doldurduktan sonra bir de paralelde bir duygu haritası yerleştiriyorum. Her bir adımda tek tek kullanıcının hislerini işaretliyorum. Şu an burada çok kötü bir deneyim sunuyorum, burada daha iyi bir deneyim sunuyorum. İşte müşteri buraya kötü bir beklentiyle gelip benden daha iyi bir servis aldığı için mutlu oluyor gibi. Bu haritayı çıkarmak aslında size şunu da sağlıyor. Yani evet, ürün sahibi olarak belki bu haritalar size bilmediğiniz şeyler söylemeyecek, bildiğiniz şeyleri topluca görmenize yardımcı olacak. Ancak bu harita aracılığıyla hangilerini önceliklendirmeliyim, hangilerini daha erken çözmeliyim kararlarını da alabilirsiniz şu kısım aracılığıyla. Ve kullanıcının en çok duyduğu acı noktalarını listeleyip onlara birer birer çözüm üretmeye çalışıyorum. Bu şablonu kullanabilirsiniz diye düşündüğümüz için userspots.com/omni adresine birkaç tane şablon yükledik. Oradan indirebilirsiniz. E-ticaret, bankacılık ve uçuşla ilgili başlıklar da mevcut. Boş halleri de mevcut. Bir yandan da standart bir harita olursa, tüm sektörlere hitap eden bir harita olursa onun başlıkları neler olur diye düşündük. Ve şöyle bir kanıya vardık. Bu sektör bağımsız, insanda bir ihtiyaç oluşur. O ihtiyaca dair bir bilgi arar. Daha sonra aradığı bilgi arasındaki alternatifleri değerlendirmeye başlar, bir seçim yapar, sonra karar ve uygulama gelir, o seçimini gerçekleştirir ve ardından bağlılık için özellikle kullandığımız sonrası hizmetleri gelir dedik. Sunumun bundan sonraki kısmında da aslında bu başlıklarda neler yapılabilir deneyimi iyileştirmek, onun üzerine konuşacağız. Evet, burada da aslında çok drone'la teslimat yapalım, iptal iadeyi orada başlasın, burada bitirsin değil de biraz daha hayatımıza dokunan, gerçekten hızlıca yapabileceğimiz önerilerden bahsetmek istiyoruz. Sıla bence hem bütünleşik kanal yapısının kafamızda bence çok iyi oturmasını sağlıyor oldu ve bundan sonra benim de sunumlarda anlatacağım güzel bir şey var artık, taşımacılık örneği var. Taşımacılığın tarihini şu an çok daha iyi biliyoruz. Taşımacılığın nasıl omnichannel'a ulaştığını biliyoruz. Biz bu kullanıcı araştırmalarından ve yaptığımız tasarımlarından aslında çıkarttığımız belli yatırım yapabileceğimiz noktalar var. Belki çok bunların bazıları maliyetleri, bazıları çok daha ucuz olacak ama nedir ihtiyaçlar? Bir onlardan bahsedelim. Aslında ilk ihtiyacımız kullanıcıya yardım ediyor olmak. Daha doğrusu kullanıcının ilk ihtiyacı, İhtiyacın oluşmasından başlayıp satın almaya kadar giden yolda sizden ihtiyaç duyduğu anda yardım alıyor olması. Bunu nasıl yapabilir? Aslında ihtiyacı oluşturma noktasında da yardım edebilirsiniz. Örneğin Vakko mağazalarında ki birçok premium servisin olduğu şirketlerde bu böyle.
müşterilerle satış temsilcileri arasındaki ilişki çok büyük ihtimalle WhatsApp üzerinden yürüyor. Ahmet Bey, bu ceket sizin için çok güzel olduğunu düşünüyorum. İsterseniz ayırtabilirim. WhatsApp mesajı bir fotoğrafla beraber satışa dönüşüyor. Aslında kontrol edemediğiniz bir kanal bu. Mesela Vakko uygulamasında bu ihtiyacı uygulamanın içinden satış temsilcileri müşterilerine bu ürün sizin için çok güzel diyerek göndermesini sağladık. Ki ihtiyacı yaratabilelim. Satışa dönüşsün, takip edelim, daha fazla prim verelim satış temsilcisine. Aynı zamanda bu fiziksel bir alanda da ihtiyaç olabilir. Yani bu gömleğin daha büyüğü yok mu diye gelen bir müşteriye, ki bunu da Beymen ve Boyner mağazaları için yaptığımız satış temsilcilerinin, satış danışmanlarının elindeki uygulamada satış danışmanları hem primlerini ve şeylerini takip ederken kampanyalarını, çünkü o hafta sonu belki en fazla takım elbise satana bir çeyrek altın verilecek ve herkes satmaya çalışacak, takım elbise satmaya çalışacak ve bunu yaparken, bu kendi takibini yaparken de aynı zamanda müşteriye bu gömleğin bir üst boyutu var mı ya da bu pantolonun 44 numarası var mı konusunda da destek olabilecek. Sonuçta ihtiyaç oluştuğu anda fiziksel ya da dijitalde siz bu ihtiyaca cevap verebilirsiniz. Peki dijitalde nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle bu ihtiyacı anlayabilirsiniz. Örneğin Love'da bir ürün alıyorsanız eğer Love'dan, temel ihtiyacınız o cam ürünün boyutunu tam olarak anlayabilmek. Ne kadar? Yani bir şişe, bir bardak, bir şey görüyorsunuz karşınızda, tabak görüyorsunuz ve o tabağı dijitalde gördüğünüzde boyutlandıramıyorsunuz. Mesela, nasıl yardım edebiliriz mesela? Sitede 7 santim yazıyor ve kullanıcıda test yaparken soruyoruz 7 santim sizce ne kadardır diye. Şu kadar bir şeydir herhalde diyor. Ben söyledim, bu kadar bir şey aslında 15 santim. Yani oraya sadece kaç santim olduğunu yazmak yeterli değil. Kullanıcı gidip cetveli alıp çıkarıp 7 santim kaçmış gidip bakmayacak. Sağ tarafta da sadece eli değil, bir kola kutusunu da kullanabiliyorsunuz. Bir görselin, yani bir ürünün boyutunun ne kadar olduğunu anlayabilmek için. Yani kullanıcının bir ihtiyacı var bir noktada ya da ihtiyacı değil, kafa karışıklığı var ve siz yardım ediyorsunuz. Şimdi dijital kanallarda genelde şu düşünülüyor. Dijital kanalların avantajı nedir? Biz orada bir kez yaparız ve bunu en tane kez kullanırız ve bir fayda maliyet olur. Oysa oraya bir insan koymak, çağrı merkezini oraya bağlamak ya da bir live chat koymak genelde maliyet yaratan bir şey olarak düşünülüyor. Oysa kullanıcının ihtiyacını bazen bizzat kendisine yardım ederek cevap vermek durumundayız. Şöyle bir şey düşünün. Kadınlar kulübünde ya da birçok sitesinde kadınların kombin yapma ihtiyacının çok bariz olduğunu görüyorsunuz. Yani şu pantolonla bu gömlek. Saks mavisi elbisenin altına hangi renk ayakkabı gider? Yani yazın saks mavisi elbise diye Google'a. Google bunu hangi renk ayakkabı diye tanımlıyor. Ve bu konuda yardıma ihtiyacı olan bir kişiye Hepsi Burada kendi web sitesinde moda kategorisinde stilist hizmeti sunabilir mi? Bence çok rahat sunar. Sadece co-browsing yapacaklar beraber. Gelin sizi ihtiyacınıza yönelik alışveriş yapalım beraber. Bunun tabii ki herkes için yapmak zorunda değiliz. Sonuçta müşterilere nasıl fiziksel ortamlarda onun yaşam boyu döngüsünü, yaşam boyu değerine göre davranıyorsanız bunu dijitalde de yapabilirsiniz. Çünkü 10 TL'lik bir ürünü sattığınız ürün detay sayfasıyla 5000 TL'lik bir ürünü sattığınız ürün detay sayfasının aynı olması çok saçma. Birazdan bahsedeceğim. Ayrıca yaşam boyu değeri düşük olan bir müşteriye dijitalden davranışınızla büyük olan müşteriye davranışınız yine aynı olmamalı. Yani herkese yapmayın. Sadece belli müşterileri yaparak dahi ona yardım edebilirsiniz. Yardıma ihtiyacı olan herkese. Hatta dediğim gibi bunu yaparken de lütfen dijitalin trendlerine kapılıp bir chatbot üretelim, bize Facebook'tan soru soranlara cevap versin demeyin. Çünkü biz insanlardan daha düzgün bir deneyim alamıyorken, yani çağrı merkezinde karşımızda konuyu bilmeyen biriyle karşılaştığımızda ne kadar canım sıkılıyorken tamamen konudan habersiz bir chatbot aslında bize iyi bir deneyim sunmuyor. Ve şu an gerçekten çok kötüler. Yani bu konudaki hani drone'la teslimat noktasında şey duruyor, trendi duruyor ama işe yaramıyor modundalar. Onun yerine insan çıkaralım. Yine herkese çıkarmayalım ama hiç. Yani her müşterimize değil de KKB sorgusunu yaptığımızda arka planda güzel bir puanı olan ve o sırada güzel bir meblağda ev kredisi almak isteyen adama live chat çıkarıp onu canlı satışa dönüştürmek aslında bir chatbot yapmaktan daha potansiyel. Hatta buradaki temel potansiyel live chat'in içinde aksiyonu tamamlayabilmek. Yani şu an Facebook Messenger içinde siz bir
iş yerinde rezervasyon yapıp tamamlayabiliyorsunuz ve karşınızda gerçekten bir insan var. O size mekanın boş saatlerini gönderiyor, seçiyorsunuz. Hatta ön ödemeyi dahi oradan alabiliyorsunuz, kredi kartı bilgilerinizi girerek. Yani live chat sırasında gidin şu sayfadan ödeyin diyerek deneyimi başka bir yere taşımıyoruz. Bu şey demek gibi, yani mağazada bulunan adama git web sitesinden al demek gibi. Ama aslında satışı orada tamamlasak, araya başka bir şey sokmasak, çünkü adamın az önce Sıla'nın bahsettiği gibi bir hayatı var. Belki o sıra daha güzel bir mağazaya gidecek. Belki o sıra eşi de kampanya bakıyor, onu arayacak, diyecek ki bak şurada güzel bir kampanya varmış. Hani satışa, özellikle burada deneyime ara vermeden burada tamamlıyor olmak bence müşteri deneyimi noktasında önemli bir fırsat. Hatta bir adım daha öteye gidebiliriz bunu. Amazon yaptığında yenilikçiydi, şu an bir standarda dönüştü neredeyse. Yani Amazon'da eğer bir tablet alırsanız ve bir sıkıntı yaşarsanız Mayday butonuna basıyorsunuz ve karşınıza bir saniyede bir video chat şeyi açılıp birisi size şu çizimler de bu arada o kişinin çizimleri ekranı çizerek destek oluyor. Yine benzer bir noktada yatırım müşterilerinize tablet uygulamanız ya da mobil uygulamanız üzerinden video chat hizmeti sunduğunuzu düşünün. Artık 4.5G ya da 5G neyse onunla beraber bu data paketleri de olabildiğince şey maliyetsiz artık. Hatta diğer sponsorumuz son dakikada sponsor olduğu için başta kendilerine teşekkür etmedim ama Vitel de bu konuda size bazı şeylerden bahsediyor olacak. Bu yıl en fazla konuştuğumuz şey ki Webrazi'nin e-ticaret etkinliğinde de bahsetmiştim. Mobildeki deneyimi, mobildeki rakamları iyileştiriyor olmak. Yine trend olan app yapmalıyız, mobil web'e gerek yok ya da mobil web daha az öncelikli gibi bir şey söylemeyeceğim ben. Çünkü bir sonrakisi hashtag'im de tamamen web ve app üzerine oluyor olacak. Mobil trafik, mobil web trafiği ciddi boyutlarda ve siz burada bir kancaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu kanca her neyse, click to call olabilir. Bakın bizim web sitemizde bile var. Eğer mobildeyse birisi soldaki arama butonuna bassın ve arasın. İnsanlar çünkü çağrı merkezine, özellikle mobil webten çağrı merkezine ulaşmak konusunda bir mobil formu doldurmaktan daha şeyler, daha sıcaklar. Yani o sırada zaten mobiller, arayacaklar ve konuşacaklar. Garanti Mortgage'da da var buna benzer bir şey ve Düğün.com'da da var. Düğün.com'un mobil web sitesine girdiğinizde bir mekana bakıyorsanız eskiden mobil bir form çıkıyordu karşınıza ve düğün tarihinizi falan giriyordunuz. Şimdi doğrudan mekanı arıyorsunuz. Ve leadlerin şu an rakam söylemiyorum ama inanılmaz boyutlarda arttığını şimdiden söyleyebilirim. Yani maliyet değil aslında araya bir insan koymak, telefon koymak. Ama bir kanca koymamız gerekiyor. Bu adam mobildeyken bize özellikle Google'dan arayıp mobil web sayfamıza düştüğünde mutlaka bir şey yapmalıyız kendisine. Az önce bahsettiğim konu bu. Evet app yapıyor olacağız ama app'e daha fazla para harcıyor Rus şu an ama söylediğim kullanım oranları ve kullanıcı deneyimi noktasında mobil web nasıl desktop'ta kazandıysa, desktop'ta kazanması ne demek? Şimdi düşünün, bilgisayarda geçirdiğiniz vakti. Bunun yüzde kaçını tarayıcıda geçiriyorsunuz, kaçını app'lerde geçiriyorsunuz. Yani Excel'de bir app, oyunlar da aslında birer app. Şu an bu oran çok ciddi boyutlarda tarayıcı lehinde. Aynı şey mobil tarayıcılar için de olacak. Ki Morgan Stanley bunu diyor. App kazanmayacak, web kazanacak. Tarayıcı kazanacak. Desktop'ta kazandı, mobilde de kazanacak. Şu an app'ler daha fazla kullanıyor. İstatistiklerin altında sosyal ağlar ve oyunlar yatıyor. Sizin e-ticaret app'inizi değil, e-ticaret mobil web'inizi kullanıyor insanlar. O yüzden buradaki yatırım tarafında da önceliklendirmeyi iyi yapmak gerekiyor. Az önce Sıla bir kullanıcının bir ihtiyacı olduğundan bahsetti ve biz genelde siteleri şeye göre tasarlıyoruz. Uzayda boşlukta duran kullanıcı benim ana sayfama girer ve bir şeyler yapmak ister. Oysa bir ihtiyacı vardır ve bu ihtiyacıyla alakalı mobilde ise eğer Google'dan başlayıp, genelde Google'dan başlayıp giden bir deneyim var. Bu deneyimin bütünleşik olmasından bahsettik. Mesela bir siparişi takip edecekseniz size gelen belki bir SMS üzerinden, bir app üzerinden yola çıkacaksınız. Ama orada takip numarasını yazıp insanın gidip siteyi ya da app'i açıp kendisi sayfayı bulup ona kopyalayıp yapıştırmasını sağlamak yerine bizim direkt o linki ilgili sayfaya açtırmamız gerekiyor evet. Bir yandan. Bahsettiğim senaryo da burada karşımıza geliyor. Lütfen artık site haritalarından sayfa düzeneğinden çıkın. Senaryolar üzerinden başlayın. Ben kredi kartına ek kart çıkarmaya çalıştım ve yaptığım ilk şey tabii ki mobil uygulamaya girip
kartlar sayfasına gelmekti. Orada bir şey bulamadım. Sonrasında Google'a yazdım. İşte bilmem ne kart, Eckart diye. Ve Eckart'ın mobil sayfasında Eckart alırsanız şöyle süper olur, böyle süper olur metnini gördüm. Benim bir senaryom var. Ve ben bu senaryoyu gerçekleştirmeye çalışıyorum. En alışık olduğum kanallardan başlıyorum. Bana bugüne kadar en hızlı cevap veren kanallardan başlıyorum. Ve bir Eckart çıkartamadım hala. Çünkü ne yapmam gerektiğine dair bir call to action'a şey değilim. Eckart çıkarsam da para kazanacak aslında banka. O yüzden Eckart çıkartmak istiyorum senaryosunu tasarlamanız gerekiyor. Eckart sayfasını değil. Bir diğer yapmamız gereken şey de bu. Kimse sizin ana sayfanızı umursamıyor artık. Yani tasarım tartışmalarınızı düşünün. Bunun %70'ini çok büyük ihtimalle ana sayfa üzerine yapıyorsunuz ve gereksiz bir tartışma içerisine giriyoruz. Aslında ana sayfanızda bir değişiklik yapın ya da içine sadece bir tane search koyun. Ya da bir 404 sayfası koyun, bakalım ne zaman fark edilecek. Yani çoğu deneyim nerede başlıyor? Alt sayfada başlıyor. Burada Apple örneği verdim çünkü Apple'ın ana sayfasında bir tane görsel var, alttan da 4 tane kutu var. Ve çok büyük ihtimalle üzerine saatlerce tartışmıyorlar. Ama ne için tartışıyorlar? Artık hayatımızda landing page'ler var. İnsanlar bir niyetle geliyorlar, o niyetle Google'a bir şeyler yazıyorlar ve o niyetle karşılarına çıkan landing page'e land ediyorlar ve işlemlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Şimdi ürün detay sayfalarınızı düşünün ve ürün detay sayfasını ana sayfa kadar, ürün detay sayfalarını ana sayfa kadar vakit harcamanız gerektiğini düşünün. Biz de mesela bunun için bir landing page creator yaptık. Sürem bitti, o yüzden çok hızlı geçiyorum bu kısmı. Geçen yıl UX Live'da bahsetmiştik. Bir taze adında bir development şirketine yatırım yaptık ve artık development gücümüz de var ve bununla mesela bir landing page'i çok hızlı bir şekilde oluşturup test edebiliyoruz. Oluşturmak da marifet değil. 6 tane landing page'i oluşturmak ve bireysel emeklilik sayfanızda bunu test etmeniz gerekiyor. Ana sayfaya harcadığınız vakitten daha fazla vakti buna harcamanız lazım. Son olarak da ratinglerden bahsedeyim. Artık hayatın bir parçası bu. Her işlemin sonunda mutlaka yapmamız lazım. Biz Opet'e bunu bir konsept olarak çalışmıştık. Hayatın her noktasında Opet müşterileri yakıt kalitesiyle alakalı, temizlikle alakalı deneyimlerini paylaşsınlar. Bu da Opet'in web sayfasında public bir şekilde yayınlansındı fikrimiz. Ki tuvalet temizliği konusunda ciddi hassaslar. Bu hayata geçmedi ama sizin için güzel bir şey olabilir. Basecamp mesela customer service'de aldığı son 100 ratingi paylaşıyor. Ya son 100 müşterimin 93'ü benim müşteri deneyimden mutlu olduğunu söylüyor. Datasını paylaşıyor. Paylaşılabilir bir hizmet, paylaşılabilir derecede kaliteli bir hizmet vermek tabii ki öncelik. Ama bunu bir de göstermek önemli. Antalya'dan, UX Camp için Antalya'dan dönerken Pegasus'la açısı uçak gerginliği olan da bir insan olarak olabildiğince fazla manevra yaptığımız için uçaktan indikten itibaren flight radar'a bakıp ya nerelerden geldik acaba biz, ne oldu diye takip etmeye çalıştım ve çok ciddi bir şeye ulaşamadım. Flight Radar'ın tablet app'ini falan indirmem gerekiyordu. Oysa şöyle güzel bir rating yapısı olsaydı uygulamanın içerisinde. Aynı Uber'de olduğu gibi. Ve ben de bunu sürekli takip edebiliyor olsaydım yaptığım her işlemde. Yaptığım her işlemin sonunda bana sorulan gülen adam, somurtan adam, 5 yıldız, 3 yıldız, Net Promote Score her neyse, hayatım daha, müşteri deneyimi takip eden insanların hayatı da daha kolay olacaktı. Şu an ne yapıyoruz? Fiziksel bir deneyim tamamlandığı anda Net Promoter Score almak için SMS atıp, o SMS'e bir link bağlayıp, o linkten kullanıcının feedback'ini alabiliyoruz. Yani yine develop ettiğimiz bir şey bu, yapı bu. Ve böylece size şu geliyor, yani şu işlemi yapanın skoru bu. Yani iptal işlemi yapmış adam az önce ve bu deneyimden bu kadar memnun ya da bu kadar memnuniyetsiz. Bir diğer yaptığımız iş ise web sitenizin UX skorlarını ölçmekti. Bununla alakalı bir ürün yapıyoruz. Büyük ihtimalle çoğunuzu bu rapor geldi ama bu raporun gelmediği kişiler varsa lütfen UserSpot ekibine ulaşın. Web sayfanızın UX skorunun ne noktada olduğunu size sürekli gösteren, bir de bunu rakiplerinizle karşılaştıran bir ürün yapıyoruz şu an. Ürünümüz ismi UX Score. Bunun üzerinden de size destek veriyor olacağız. Benim anlatacaklarım aslında temelde bu kadar. Çok hızlı UserSpot yolculuğundan bahsettim. Aslında biraz da bahsettim. Biz bir tasarım şirketiyiz.
Ama artık tasarım şirketi olmaktan daha fazlası ürünleri olan bir tasarım şirketine dönüşüyoruz. Bizim de yolculuğumuz, bütünleşik kanal yolculuğumuz böyle devam ediyor. Landing page'leri üretiyoruz, Net Promoter Score ölçüyoruz ve aynı zamanda web sitenizin UX skorunu da ölçüp sürekli takip eden ürünler geliştiriyoruz. Ama bir yandan da çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi bu etkinlik gerçekten ufak bir etkinlik olarak başlamıştı. Bunun daha da büyüğünü her yıl yapıyoruz. UX Alive Mayıs ayında. Hepinizi bekleriz. Hatta bir de onun Dubai versiyonu var. Şubat başında Dubai'de de yapacağız aynı etkinliği. Oradaki bir lokal partnerimizle beraber. Ve son olarak da eğitim konusu olan ilgimiz devam ediyor. Sonuçta bu etkinliğin de benzer bir amacı var. Bir farkındalık yaratmak. Kamp adını verdiğimiz bir etkinlik yaptık. Eğitim etkinliği yaptık ve Antalya'ya gittik. 30 tasarım mezunu, öğrenciyi ve profesyonelleri, hatta aranızda kampa katılan arkadaşlarımız da var, görüyorum. Bu video çalışsaydı eğer, kamp yolculuğumuzu görüyor olacaktık. Evet. Video tahmin ettiğimden uzunmuş. Bir yerden sonra tekrar etmeye başlayınca hepimizin sıkıldığını fark ettim ve fiziksel olarak bizimle olmak durumunda değilsiniz eğitim almak için. Bir de akademi oluşturduk. Ya bu işe ciddi efor sarf edip ciddi yatırım yapıyoruz. Eğer çalışma arkadaşlarınızın bizden online eğitim almasını istiyorsanız da kurduğumuz akademiye dahil olabilirsiniz. Ücretsiz eğitimler veriyoruz o noktada. Teşekkür ediyorum ben. Bir 5 dakika fazla konuşmuş olabilirim. Ümit ediyorum güzel bir gün geçireceğiz beraber. Tamam.